you. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I got an idea. And I know it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask. You got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan tonight. I was thinking I could. Elimde eşimin kullanmadığı bir gömlek bulunuyor. Aslında bu benim eşimin damatlık gömleği. Sadece iki ayrı düğünde kullandı. Sonrasında kolunda pas izi oluştuğu için kullanamadı. 5 senedir kenarda duruyordu. Ben de kayıp bir şey yapamıyordum, daha doğrusu böyle çok kaliteli bir şey olduğu için. Hani ziyan olmasın, güzel bir şey olsun ki değerlensin düşüncesiyle uzun süredir beklettim. Sonunda geçenlerde Instagram butiklerinde artık böyle çok çok revaçta olmaya başlayınca dedim artık bunu yapabilirim bu gömleğe. İçime sinesine kullanabilirim çünkü. Kısa gelen kıyafetleriniz ya da dışarıda gördünüz ama biraz boyu kısa geliyor. Size tesettürlüsünüz, alamıyorsunuz ya da açıksınız, kombinlemek istediniz, düzenlemek istiyorsunuz ama içinize kat kat giyinmek istemiyorsunuz. O zaman ne yapabilirsiniz? Böyle kullanmadığınız gömlekleri koltuk altından keseceğiz. Toplamda 45 santim yetiyor ama ben 50 santim gibi ayarlayacağım. Çünkü şöyle lastik kullanacağım, lastik payı vermem gerekiyor. Bu şekilde alt kısmı geçirerek kullanacağız. Çok seyyar bir şey olacak. İstediğinizde takacağız, istediğinizde çıkaracağız. Ve üst kısmımıza kat kat giymek zorunda kalmayacağız. En güzel avantajı da bu. Şimdi hemen geçiyorum. Özellikle şunu bahsederek geçelim. Lastiği kestikten sonra uç kısmını esneterek dikiyoruz. Bir diğer yöntem de kıvırıp katlayıp burada tünel oluşturmak, tünelin arasından geçirmek. Ama tekstilde tünel oluşturmak neredeyse hiç kullanılmayan, daha çok evlerde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Ben hep tekstil üzerinde nasıl ilerliyorsa, yani hazır bir ürünü nasıl alırsak aynı o şekilde dikim yapıyorum. Sizlere de o yüzden tekstilde hazır giyimde nasılsa o şekilde anlatacağım. Yani esneterek şu kısma lastiğimi geçireceğim. Yapmamız gereken çok basit. Koltuk altından diğer koltuk altına doğru kendime bir çizgi belirliyorum ve o çizgi üzerinden keserek üst kısmı çıkaracağım. Bu kadar. Yaptığım işlemin hepsi bu. Buradan çıkarıyorum. Erkek gömleği olduğu için oldukça kullanışlı olacak. Çünkü geniş, normalde zaten üst taraftan alta doğru genişleterek ilerletiyoruz ya bedeni. Erkek gömleği olduğu için yeterince kalça kısmından geniş olduğu için çok rahat kullanabilecek. Eğer eşiniz zayıfsa, gömlekleri biraz daha küçükse buna dikkat edin. Bu şekilde hazırladım. Şimdi şu kısmı öncelikle dikeceğim, açılmasını istemediğim için. Sonrasında bu kısmın lastiğinin ne kadar geniş olmasını istiyorsam o genişlikte ayarlıyorum. Bu normalde şöyledir. 4'te 3'ü kadardır ayarlama. Ama bu lastiğinizin biraz da genişleyip ne kadar esnediğiyle alakalı bir durum. Onu dikkate alarak yapın. Bakın katladıktan sonra şu kadar bir pay kalıyor ve bu pay da yeterli. Ya da belinizin çevresini ölçerek ne kadar genişlikte olmasını istiyorsanız ona göre de ayarlama yapabilirsiniz. Fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. We can cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. And I can hear you thinking about it. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan tonight.
All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Evet, bu şekilde takmış oldum. Şimdi hemen size hızlıca ne yaptığımı anlatayım. Ön kısmın açık olan yerini öncelikle diktim ve sabitledim. Sonra tam arka ortayı buldum ve lastiğimi diktiğim yere arka ortaya denk getirdim. Arka ortaya koyarak eşit bir şekilde yardırarak lastiğimi taktım. Ben lastiği herhangi bir şekilde tutturmuyorum. Çünkü lastik sürekli kendini ileri atan bir yapıya sahip. En sona geldiğinizde muhakkak 1-2 santimlik kısmında büzgü olmaz. Ne kadar tutturursanız tutturun. Çünkü o sürekli kendini ileri atacaktır. En doğru yolu bu şekilde lastiği takmaktır. Tabii sizler yapamayabilirsiniz, onu anlıyorum. O yüzden tutturarak işlemleri yapabilirsiniz. Ama ben size en doğru olanını gösteriyorum. Çünkü en sağlıklı yöntem budur. Bakın, bittiği zamanki yerinde bile büzgülerde herhangi bir hata olmaz. Benim dediğim şekilde takarsınız. Diğer türlü takımlarda muhakkak son kapama kısmında bir parça da olsa düzlük kalıyor. Şimdi yapmam gereken işlem şu. Katlıyorum. Katladığım yerden düz dikişle geçeceğim. Eğer ev tipi makine kullanıyorsanız çift iğne de yapabilirsiniz. Çift iğne de güzel bir görüntüye sahip olur. Normal sanayi makineniz varsa çift iğne makineniz elbette ki olmayacaktır evde. O yüzden ikinci bir dikiş olarak kenarından geçebilirsiniz. Çift dikiş görüntüsüne kavuşturabilirsiniz. Ben şimdi düz makineyle kapatma işlemine geçiyorum. You know the rainbows, I got an idea. I know it sounds crazy, I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan tonight. I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension, we can cut it with a knife. I know it's more than just a friendship, and I can hear you thinking about it. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan. Kavuşmuş oldum. Normalde fiyatları 25 lira gibi bir fiyata satılıyor. Ben evdekini değerlendirerek 0 TL'ye mal etmiş oldum. I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, you and I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, you and I can't seem to get you off my mind. You got plans tonight. I'm a couple hundred miles from Japan tonight. The only thing I'm thinking about is you and I.